Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere mükemmel bir villa tanıtımı için geldim. Gerçekten çok geniş bir villa. 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Çok da güzel bir renk seçmiş bana göre. Masmavi böyle beyazdan donatılmış. Tabii hemen giriş kapısının önündeyiz. Yola cepheyiz gördüğünüz gibi. Geniş bir bahçeye sahibiz. Burada ben videoları çekerken bir kısım eleştirilerim de olacak tabii ki. Yani otopark alanı gerçekten tam müsait. Yani ne yapardı arkadaşımız? Burayı biraz geri alırdı. Arabanızı bahçenin içine alabilirdiniz ama yapmamış. Gördüğünüz gibi engelli rampamız var. Burada da 4 basamakla yukarı çıkıyoruz. Ön tarafta veranda alanımızda gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir veranda alanı. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Tabi limon çamlarıyla da süslemiş. Aplik lambaları gayet güzel. Kamera altyapısını hazır. Yani yapmanız gereken evde internet olduğu zaman kameraları takıp evinizi izleyebilirsiniz. Geçeceğiz böyle teletuvar kısmından bahçenin tamamını tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar sizlere. Çim ekmiş ama bakımsız çim. Tabi limon çamları gayet güzel olmuş. Merkezi sulama sistemi mevcut. Bütün kapı ve pencerelerinde panjur sistemleri mevcut. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten geniş bahçeye sahip. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde. Karşı tarafta da yeni satıldı değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine ikiz villa, vatandaş oturuyor. Zamanınızı fazla almadan evin içerisine gireceğim. Detaylı bir şekilde sizlere sunumu yapacağım. Şimdi çelik kapıdan girdiğinizde diğer evlere benzemiyor değerli arkadaşlar. Çok geniş bir koridor alanı var. Tabii sahibi de şu anda bizimle beraber. Tabii o dışarıda bakıyor. Koridor kısmı gayet geniş, güzel. Dedim ki değerli dostum, yani koridordan geldin. En azından buraya bir vestiyer alanı yapman lazım. Çünkü ayakkabını, eşyanı vesaireni buraya hani elbiselerini asmak için bir dolap. O da en yakın zamanda gelecek. Koridor kısmında yine gergi tavan yapmış. Kristal spot lambalar vermiş. Tabii biz bir hem de salona geçelim. Çift açılımlı güzel panel kapı kullanılmış. Tabii çiçek deseni güzel kalebodurlar kullanılmış gördüğünüz gibi. Salon fevkalade geniş ve ferahtır. Tabii alçıdan nişler yapılmış, dekor verilmiş, televizyonun tesi karşıya düşünülmüş, beyaz led ışıklar verilmiş, yine kristal spot lambalar. Gayet geniş, ferah bir salona. Burada sürgülü kapıyla veranda alanına çıkış için verilmiş. Karşı tarafta da normal bahçeye çıkış, yani iki tane sürgülü kapı verilmiş. Kat mülkiyetli iskanla, resmi evraklarında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ayrı mutfak demiştik. Mutfak kısmına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Gene koridor gerçekten çok hoşumuza gitti. Hemen burada merdiven altında, mutfağa geçmeden merdiven altında bir tuvalet alanımız var. Hilton dolabı, klozet ve çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Gayet de güzel olmuş. Kapılar birbirine çakışmadan hemen kapatalım kapımızı. Mutfak kısmına geçelim. Mutfağa geldiğimizde gayet ideal bir mutfak ama mesela bu tezgahı çimston yapabilirdi, yapmamış, mermeritten yapılmış. Bu da sağlıklı, gayet güzel mutfak. Lake malzemeleri kullanılmış, mutfaklar düşünülmüş, bulaşık makinesi buraya, fırın, su ocak ve aspiratör yeri düşünülmüş. Yani davlumbaz değil de buraya aspiratör düşünülmüş. Tabi burada da buzdolabı yeri. Mutfaktan da bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş, ışık aydınlatma için de pencere verilmiş, gayet güzel. Aynı zamanda kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş, altyapı, kanalizasyon, her şey tamam. Yani eksiksiz bir şekilde. Şimdi triplex villadan bahsediyoruz. Ufak tefek eksikleri var. Mesela spot lambalar verilmiş. Yukarıya çıkarken bir iki tanesi çalışmıyor. Şimdi yeniden yapmaya başladı. Örnek sigorta kutuların kapakları yapılmamış. Yukarıya doğru çıkarken alın kısımları siyah, üstü mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Yine antresit renginde korkuluklarımız mevcut. Tam müstakil, tam bağımsız bir villadan bahsediyoruz. 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak ve ebeveyn banyolu. Yukarıya çıktığımızda yine koridor kısmımız gayet geniş. Hemen ilk yatak odasına geçelim. Odalar gerçekten geniş değerli arkadaşlar. Odanın içerisine geldiğimizde bir tane Fransız balkon düşünülmüş ışık aydınlatma için. Panjurları tam açmadım, kapatmak zor oluyor. Beyaz led ışıklar ve spot lambalarımız var. Dediğim gibi kalorifer tesisatlarımız mevcut. Gayet geniş, gayet kullanışlı. Sinan'a teşekkür ederim. Elinden geldikçe o da çekimlerini güzel yapmaya çalışıyor. Hadi bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bize gelen müşteriler ya diyor ki biz aynı villaları diğerlerinde de seyrediyoruz ama biz sizin çekimlerinizde birebir aynısı bazı yerlere gidiyoruz. Büyük gözüküyor. Yani çekimde büyük gözüküyor ama canlı gördüğümüzde çok küçük diyorlar.
Onu da bilmiyorum nasıl yapıyorlar, büyütüyorlar mı, yani mercekle mi yapıyorlar bilmiyorum. Elimizden geldikçe güzel bir şey göstermeye çalışıyoruz. Birinci katta 3 tane yatak odamız var. Birinciyi gösterdik. İkinciye geçmeden bir genel banyomuz var. Banyonun içerisine geldiğimizde şeffaf tempur camlı duşa kabinimiz var. Siyah karolaj kullanılmış gördüğünüz gibi. Sürgülü kapısı mevcut. Tuvalet alanı burada. Hemen üstünde de çift açımlı vasıtası pencere. Beyaz Hilton dolabı, aynası. Tabii mavi seramikler kullanılmış. Yerlerde başka bir granit tarzı bir şeyler yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Değerli arkadaşlar şimdi hemen ikinci yatak odasına geçelim. İkinci yatak odamız da fevkalade büyük, geniş, güzel. Gene ortada led ışıklar, spot lambalar var. Fransız balkon düşünülmüş. Tamamen site manzaralı. Deniz manzarası da terastan çok güzel bir şekilde. İkinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi aynı katta üçüncü yatak odasına geçeceğiz. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Şimdi geçiş yaptığımızda yerleri odaların yerleri laminat parke, çamsanın laminat parkesi. Ön tarafta Fransız balkon gene var. Caddeye cephe değerli arkadaşlar. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Tabii dediğim gibi bütün kapı ve pencerelerimizde panjur ve sineklik sistemlerimiz mevcut. Tabii ebeveyn banyolu demiştim. Sinan kardeşimden ricam hemen banyonun içerisinde de bir gezdirsin. Tempur camlı kabinimiz, toplanan Hilton dolabı gayet de güzel bir şekilde tasarlanmış. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Projeler yani yoğun olduğu bir yer değerli arkadaşlarım. Gelişmekte olan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Videoya başlar bir takım elbiseler var. Yeniden yapmaya çalışıyorlar. Spotlamalardan bir iki tanesini düzeltiyorlar. Yukarıya çıktı. Değerli arkadaşlar gene direkt terasa çıkış verilmiş. Yani odada birisi yatağı rahatsız etmeme açısından buradan terasa çıkışımız söz konusu. Aynı zamanda terasa çıkmadan da odaya girişimiz var. Odadan da terasa çıkışımız söz konusu. Gördüğünüz üzere gayet geniş, kullanışlı. Dördüncü yatak odamız çelik çatıyla yapılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabii alçıpanla dekor verilmiş. Burada odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu. Tabi dikkat ederseniz ben bir banyo, bir ebeveyn banyo, bir genel banyo göstermiştim. Aslında ikinci genel banyomuz daha var. Odayı gösterdikten sonra şimdi hemen ikinci genel banyoyu da gösterelim. Toplamında 4 WC 3 banyodan oluşuyor. Sinan kardeşim banyonun içerisini de göstersin sizlere. Yani bu katta da banyonuz var. Gayet de güzel, gayet de kullanışlı değerli arkadaşlar. Sinan orayı çektikten sonra şimdi teras kısmına çıkacağız. Koridordan çıkmayalım Sinan. Hemen şöyle odanın içerisinden teras kısmına çıkalım. Teras kısmına çıktığımız zaman çok güzel bir terasımız mevcut değerli arkadaşlar. İstenilirse bunun üstünü de kapatabilirsiniz. Hem burada hem karşı tarafta iki tane depo alanımız var. Çatıya baktığınız zaman çatı son derece kaliteli bir şekilde yapmış. Kiremit malzemeler kullanmış değerli arkadaşlar. Normalde membran veya shingle kullanılmamış. En sağlıklısı, en kalitesi kiremittir değerli arkadaşlar. Tabii Sinan şöyle site görüntüsünü de verebilir misiniz? Yaklaşık 300 küsür ev var burada değerli arkadaşlar. Site tarzında. Tabii bizim şu anda tanıttığımız müstakil bir ev değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde tam müstakil, tam bağımsız, geniş bahçeye sahip 4 oda, 1 salon, ebeveyn banyolu, geniş bahçeli, güzel bir villa sunumu için geldik. Tabii Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Değerli dostlar, fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı 5 milyon 900 bin Türk lirası. Yani 5 milyon 900 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.